mesela Sayın Özel'le birlikte yol yürümeleri ne zaman başladı? Çünkü şunu söyleyenler de var. 28 Mayıs, 29 Mayıs günü Ekrem Bey'in attığı bir tweet var. Yani yeni bir yaklaşım gerektiğine dair. Bunu zaten önceden planlanmış bir durum diye sunanlar, anlatanlar var. Yani zaten bir şey kurgulanmış, kaybedince de ortaya çıktılar diyenler var. Ekrem Bey bu işin neresinde, Özgür Bey'le nasıl bir prosedür planladılar? Evet, anladım. Bakın yine karşıya saldırı, farkında mısınız? Yine karşıya saldırı. Yok, ben saldırmıyorum. Ben çünkü savunulacak bir taraf kalmamış. Onlar açısından. Yani siz daha önceden böyleydiniz, sonradan işte ortaya koydunuz, bugünü bekliyormuşsunuz yaklaşımı. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu hazin bir durum. Bu altını çizmiş olayım, tekrar geleyim. Bakınız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bu görüşünü, bu tweetini 10 dakika içerisinde, o görüntüyü 10 dakika içerisinde çekemeyeceğini, atamayacağını düşünmek bence akla aykırıdır. Yani bu yaklaşım gerçekten akla aykırı. Ekrem İmamoğlu gibi bir politikacı, deneyimli bir siyasetçi, Tayyip Erdoğan'ı 3 defa yenmiş bir siyasetçi herhalde 10 dakikada bir tweet yazacak kadar veya bir görüntü çekecek kadar kabiliyeti de vardır. Bunu tartışmam bile. Sayın Özgür Özel ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hangi süreçleri nasıl paylaştıkları konusunda doğrusu çok vakıf da değilim. Yani yanlış bir şey söylemek istemem. Ama bildiğim şeyi, bildiğim kısmını söyleyeyim. Yani bunu onlar söylerler ama bildiğimi söyleyeyim ben size. Sayın İmamoğlu ile Sayın Özgür Özel partideki değişim noktasında, partinin değişimi noktasında, değişimin nasıl olması gerektiği konusunda, partimizin özellikle 2028 seçimlerine nasıl gitmesi konusu gerektiği konusunda bir görüş birliği içerisinde olduklarını anlıyoruz. Bunu zaten deklare ettiler. Yani yapılan kurgu şu mu? Hep söylenen Sayın Özel CHP'nin başına geçerse, Sayın Özel CHP'nin başına geçerse, Ekrem Bey zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak. Kazandıktan sonra da 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacak. Böyle mi işleyecek 4 yıl? Şöyle söyleyeyim. Burada bir kurgu ben görmüyorum. Buna kurgu dersek yanlış olur. Siyaset kurgularla yapılamaz. Siyaset akılla yapılır, verilerle yapılır. Bugünkü yok, ben edebi olarak içerisinde kurgudan bahsediyorum. Yani bir giriş, gelişme, sonuç. Yoksa şey değil, negatif bir şey yok, söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bakın böyle dersek 3 gün sonra, 2 gün sonra kurultay yapacağız. CHP delegasyonunu, kurultayını hafife almış oluruz. CHP genel merkezini hafife almış oluruz. Halkımızı hafife almış oluruz. Ben gönlümden geçeni söylerim size. Ama böyle bir kurgu yapıldı dersem yanlış olur. Ama gönlümden geçeni söyleyeyim size. Siz de cevabınızı almış olun. Benim gönlümden Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı geçiyor. Benim gönlümden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun o mühürlendiği İstanbul'u tekrar alması geçiyor. Ve elbette ki 2028'de de partimiz en güçlü aday kimse o gün ve muhtemelen ki ben mesela Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok yakışacağını düşünüyorum. O gün hangi arkadaşımız uzanacaksa oraya akılla, bilimle, istatistikle, hiçbir komplekse ve hiçbir koltuk merakına düşmeden o arkadaşımızı gösterir ve nihayet bu ülkeye bir nefes aldırırız. Ekrem Bey'in divan başkanı olması sizin için bir avantaj olacak mı cumartesi günü? Hayır. Hayır, avantaj olmaz. Bence Sayın İmamoğlu'nu önerilmesinin sebebi genel merkez tarafından. Bakın genel merkez çok gerçekten zayıflamış durumda. İlk açtığımız konu, yani olmayan il başkanlarıyla açıklama yaptırılıyor, olmayan milletvekilleriyle açıklama yaptırılıyor, olmayan sayılar ortalıkta. Ya biz çok sakiniz, görüyorsunuz. Ve burada aslında divan başkanı oylatmak konusunda bir sıkıntıya girmemek için kimsenin tartışamayacağı bir isim önerildi. O da Ekrem İmamoğlu. Ama bir şeyin altını çizmek isterim. Orada bir kavram kargaşası yapılıyor. Bakınız, divan başkanı, kurultay divan başkanı tarafsız olmak zorunda değildir. Böyle bir şey yok. Unutun bunu. Böyle anlatılıyor ya, böyle yani bir şey yok. Yani Ekrem Bey divan başkanı bir açıklama yapacak o bir zaman dakika. Orada öyle anlıyoruz. Efendim, hayır efendim, söyleyeyim izninizle. Şimdi divan başkanı tarafsız olmak zorunda değil. Divan başkanı tarafsız yönetmek zorunda. Yani tüzüğü uygularken tüzüğü açacak, bakacak, tüzüğü aynen uygulayacak. Kimin ne istiyorsa, acaba benden yana mı diye değil. Tüzük neyse onu uygulayacak. Kime söz vermesi gerekiyorsa ona göre söz verecek. Oradaki adaleti nasıl sağlayacaksa adil sağlayacak. Bir kişiye bile taraflı davranmayacak. Ama kendisi niye tarafsız olsun ki? Zaten ben tarafım diyor adam. Ya kendisi
ben tarafım der dediği halde, ya sen gel divan başkanı ol dedikten sonra o kişiye vay sen niye tarafsız kalmadın demek, yani mantık dışı, akıl dışı. Bunu anlamakta da zorlanıyorum doğrusu. Değişim ve kurultaya ilişkin başka soru var mı? Var, çünkü bir tane daha var. Peki. Bu yeni, şimdi o fotoğrafı da verelim aslında. Özgür Bey bir takım isimlerle görüşüyor. Bizim programımızda da hatta bahsetti. Daha doğrusu biz sonradan öğrendik, anlattık. Mesela Yalçın Karatepe var, işte İlhan Uzgel var. Bir ekip mi toplanıyor? Özgür Bey şunu da söyledi. Gerçekten yenilikçi bir ekip yapacağız. Şu anda bizimle olan bazı arkadaşlar bile belki bu ekibin içinde olmayacak dedi. Bunu hazmedebilecek misiniz? Mesela siz bireysel olarak hazmedebilecek misiniz? Elbette. Elbette. Bakınız ama bir şeyin daha altını çizmek isterim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na yürüyen bir kişinin elbette ki çok çeşitli kaynaklardan beslenmesi ve onlarla yakın temas içerisinde olması, böyle bir mutfak çalışmasının içerisinde olması son derece doğal. Olması gereken bu zaten. Kaldı ki bu isimler gerçekten kendini ispatlamış, dünya çapında, Türkiye'de bilinen, tutumları bilinen, en azından evrensel sosyal demokrat ilkelere yakınlıkları ile bilinen, yani kim oldukları böyle nereden gönderildikleri tartışılan isimler değiller bir defa. Böyle bir durum söz konusu. Ha bunlar hangi kadroda olurlar onu bilmem. Yani buradaki söz konusu olan parti meclisi olduğu kanaatinde değilim. Çünkü parti meclisi kurultayın işidir. Kurultay yapacak onu. Ve kurultayımız parti meclisini seçeceği için kurultayın iradesine hepimiz saygılıyız. Ama Sayın Özgür Özel dilediği uzmanla, dilediği şekilde çalışmakta elbette ki serbest olacak. Sayın Özel şu fotoğrafı veriyor olabilir mi? Ya bakın sağcı danışmanlar değil artık daha nispeten sola yakın danışmanlarımız olacak fotoğrafı mı acaba bu fotoğraf? Ben Sayın Özel'in bir gönderme yapacağı kanaatinde değilim. Çünkü görüşlerimizi biz açık yüreklikle söylüyoruz. Yani Sayın Özel'in de açıklamaları var. Benim biraz önce anlattığım birçok şey buna delildir. Dolayısıyla bir göndermeye ihtiyaç yok ama bir çalışmanın olduğunu, bir mutfak çalışmasının olduğunu ve bu mutfak çalışmasından gerçekten emekten yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana, hakça paylaşımdan yana politikalar çıkacağını, sağcı politikalar çıkmayacağını elbette ki söylemekte öngörü olarak doğru olur. Murat Bey, tüm bu politikalar çıkarken siz az önce siz biz olarak ifade ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye'de bir taraftan da çok büyük bir yangın var. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Biraz da aslında o can yakıcı sorunlarla ilgili de görüşünüzü almak istiyoruz. Çünkü biz bu konuşmayı yaparken kurultay sonucunun ne olduğunu beklerken Türkiye'nin en namuslu gazetecilerinden biri dün tutuklandı. Bugün bir başka kaleminin namusunu koruyan isimlerden biri Cengiz Erdinç gözaltında. Belki kendisi de tutuklanacak. Zaten hem yoksulluğa hem yolsuzluğa ilişkin artık sayısız örneği anlatmaya gerek bile yok. Şimdi izleyicilerimiz biz de soru sorduğumuzda bizi ya değişimci ya genel merkezci olarak ifade ediyorlar. Ama tam da bizi izleyenler gibi hiçbir tarafta olmayan ne değişimci ne genel merkez. Ama şunu biliyoruz ki en azından öyle tarif edebilirim. Muhalefeti böylesi bir iktidarı 21 yıldır değiştirememiş bir başarısızlığın içerisinde görüyoruz. O nedenle soruyoruz. Neden ne değişecek sorusunu da bu yüzden söylüyoruz. Ama bugün Tolga Şardan'ın tutuklanması, Cengiz Erdinç'in gözaltına alınması, her an birimizin kapısının çalınacak olması, gazeteciler de siyasetçiler için de bu geçerli. Aslında herkes için yani öğretmen görüşünü belirtiyor, hemen kapısına geliniyor. Hepimizin zihnine kelepçe takıldığı böylesi bir dönemde az önce İyi Partili konuğumuz da vardı, benzer bir şeyi sormuştum. Yani aslında değişimi belki de buradan başlatmanız gerektiği için soruyorum. Yeterli mi bu yaptığınız siyaset? Yani sadece tweet atmanız, genel başkanların tweet atması, kınamanız, gazetecinin yanında izlemeniz, kürsüden açıklama yapmanız, soru önergesi vermeniz, grup toplantısı yapmanız, tüm bunlar. Belki parti içerisinde değişim gerçekleştireceksiniz, belki isim değiştireceksiniz ama memleket elden gidiyor. Ve bunun için mücadele eden insanlar var ve her birimiz her gün ya gözaltına alınıyoruz ya tutuklanıyoruz. Yani son kişi tutuklandıktan sonra mı artık, hepimiz tutuklandıktan sonra mı muhalefet siyaset yapma biçimini değiştirecek? Siz bu siyaset yapma biçiminin de değişimin içerisinde olması gerektiğini düşünenlerden misiniz? Mesela kendinizi de bu anlamda bir milletvekili olarak öz eleştiri yapıyor musunuz bu konuda? Yani bu biçimle, bu siyaset biçimimizi artık değiştirmemiz gerekiyor. İktidar, böylesi bir iktidarla, ceberrut iktidarla, bu anlayışla
muhalefet yapılamaz, değiştirilemez diyor musunuz? Şöyle, çok güzel bir